Sevgili arkadaşlarım selamlar. Ben İsmail Hoca, SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım. E, bugünkü videomuzda diziler işleyeceğiz. Şöyle konumuzun ismi de ekranda dursun. Videomuzun konusunun içeriği diziler. Şimdi önceki haftalarda işlediğimiz konuları biliyorsunuz. İkinci dereceden denklemler işledik, karmaşık sayılar, ikinci dereceden eşitsizlikler. Daha sonrasında parabol. Sonra sevgili gençler logaritmayı işledik. Bunların, Bunlara ait çalışma sorularının da çözümlerini yaptık. Böyle bir videomuz da var. Ve şimdi bugünkü konumuz diziler. Bugün 3 Kasım sevgili gençler. 2 video halinde paylaşmaya çalışacağım. Umarım 3 olmamıştır. Video yayınlanırken <laughs> göreceğiz bunu. 2 video halinde paylaşmaya çalışacağım. Konumuzun ismi de diziler. Aslında diziler... İlk defa görüyorsanız çok yabancı olmadığınız bir konu olduğunu söylemem gerekiyor sizlere. Çünkü dizi dediğimiz şeyi biz daha öncesinde gördük ama ismine dizi demedik. Nerede gördük hocam? Fonksiyonlar konusunda aslına bakarsanız gördük. Çünkü diziler bir fonksiyondur. Ama e, tanım kümesi itibariyle özel bir fonksiyon olduğu için ismine diziler dedik biz sadece. Aklınızda bulunsun birazdan zaten detaylarıyla göreceğiz. Yukarıdaki bilgimiz aslında bakarsanız birazcık düşündüğümüz zaman böyle birazcık düşündüğümüz zaman dedik ki bakın insanlık sayılara ihtiyaç duymaya başladığında sadece 1 ve 2 sayılarını bulmuş önce giden çok olan sayılara da poli demiş. yani yukarıdaki gibi mono diyi bulmuşuz ve 3 ve daha fazla olan sayılara Poli demişiz. Ee, birazcık düşündüğünüz takdirde şöyle. Ne hissediyorsunuz? Ee, ben ne hissediyorum onu söyleyeyim. Böyle derin düşüncelere dalıyorum aslına bakarsanız. Hani Düşününsene. Mono, di, e, 3 ve daha fazlaysa poli diyoruz. Yani biz bunlara çok diyoruz. Yani mesela şöyle. Benim 100 liram var. 100 tane altınım var. Senin de 4 tane altının var. Ee, sen bana diyorsun ki ne kadar... Altın var. Ben diyorum ki poli. Benim çok altınım var. Peki senin ne kadar var diyorum. Sen diyorsun ki benim de çok. Ee, Tabi bu gibi anlaşmazlıklar ortaya çıktığı için artık diğer sayıları da yavaş yavaş bulmaya başlamışlar. Ama önce 1 ve 2'yi bulmuşlar sadece. Mono, di ve poli zaten hala gündelik hayatta da kullandığımız şeyler. Mesela işte monosakkaritler, disakkaritler, polisakkaritler diyorsunuz değil mi? Kimyada Ha, biyolojide de diyor olabilirsiniz bilmiyorum ben öğrenciyken aklımda kalan şeyler bunlar ama büyük ihtimalle kimyadadır ee, veya işte diyoruz ki monolog diyalog diyoruz mesela değil mi? polilog diye bir şey yok ama 1 hani ve 2 ee, başka mesela 3 veya daha fazla e, muayenehanesi olan kurumlara biz poliklinik diyoruz mesela 3 ee, veya daha fazla biz bunlara poliklinik diyoruz veya işte 3 veya daha fazla ses çalabilen, e, melodi çalabilen cihazların e, melodi sistemlerini diyoruz ki ses sistemlerini polifonik melodi diyoruz örnek veriyorum. Eskiden bayağı meşhurdu bu akıllı telefonlardan bir 10 sene önce falan e, bayağı bir meşhurdu. Polifonik melodiler diyorduk mesela polifonik melodi çalabilen telefonlar diyorduk. Hala kullanmaya devam ettiğimiz şeyler e, ve bu gibi düşüncelere dalıp gittiğimiz zaman eski matematik sistemlerini düşündüğümüz zaman eskiden kastım bu bayağı bir eskiden bahsediyorum. Ee, i̇nsan biraz böyle kendini bir garip hissediyor. Yani şu an içinde yaşadığımız dünyada matematik öyle matematikte öyle şeyler yapılıyor ki matematik sadece kafamızın içerisinde veya kalemimizin ucunda kalmıyor. Bilgisayarların içerisine yerleştirilmiş. Telefonların içerisine yerleştirilmiş. Arabaların içerisine yerleştirilmiş. İşte uçakların içerisine yerleştirilmiş. Robotların içerisine yerleştirilmiş bu matematik. Matematikle artık günümüzde bayağı bir böyle oyuncak gibi oynayabiliyoruz. Ama eski zamanlarda, ilk zamanları düşündüğümüz zaman bunlar sadece ilk adımlar matematik için. Bir, iki ve çok. Evet. Siz de ara sıra böyle düşünün böyle şeyleri. Yani matematik demek sadece sınav kazanılmak için gerekli olan bir argüman değil arkadaşlar. Böyle şeyleri düşündüğünüz zaman aslında matematiğe hayran kalıyorsunuz. Böyle şeyleri düşündüğünüz zaman aslında matematik biraz daha hoşumuza gitmeye başlıyor. Evet. Ben yine fazla konuşmayayım. Vaktini çalmayayım. Konumuzda başlayalım. Geçen seneki e, anlattığımız pdf'in aynısı. E, onu da izleyebilirsin. Bunu da izleyebilirsin. Hatta ikisini izleyip e, <laughs> hoca farklı anlatmış mı diye kontrol de edebilirsin. E, ne diyeyim? Şimdi dizi dediğimiz şey aslında bakarsanız dedik ya bir fonksiyondur. Nasıl bir fonksiyon? Şöyle tabi ekranımızda büyütelim. Nasıl bir fonksiyon arkadaşlar? Tanım kümesi pozitif doğal sayı olan. Yani pozitif doğal sayı. Doğal sayıların içerisinde zaten bir sıfır vardı pozitif olmayan. Demek ki doğal sayılardan sıfırı çıkardığımız zaman elimize sadece pozitif doğal sayılar kalacak. Yani birden başlayıp sonsuza kadar birer birer artan olan sayılardan bahsediyoruz. Pozitif doğal sayılar olan ve değer kümesi de reel sayılar olan her fonksiyona biz reel sayı dizisi diyoruz. Ve bundan sonra da yani buradan pozitif doğal sayılardan n'leri seçiyoruz. Niye n diyoruz biz bunların değişkenine? Çünkü pozitif doğal sayı olduğu belli olsun diye diyoruz bunu. Buradaki fn fonksiyonlarına bundan sonra an fonksiyonu diyeceğiz ki an aslında fonksiyon kelimesini çok kullanmayacağız. an dizisi diyeceğiz daha çok. Ve bu tarz olan fonksiyonlarda real sayı dizisi diyeceğiz. Yani aslına bakarsanız fonksiyondan hiçbir fark yok. Ve farkı yok değil. Bu bir fonksiyon zaten. Tanım kümesi pozitif doğal sayılar olduğuna göre değer kümesinin elemanları da ne olur arkadaşlar? İşte F1, F2, F3, Fn. Ama biz ne demiştik? Bu Fn değil, An olsun demiştik. O zaman F1'e A1 diyeceğiz. F2'ye A2, F3'e A3 diyeceğiz. Buna An diyeceğiz nokta nokta nokta. Buna da An diyeceğiz. Şimdi birazcık daha düşünelim. Birazcık daha yorum yapalım. Şimdi biz burada A1'e bu dizinin birinci terimi diyeceğiz. Ya da ilk terimi diyeceğiz. İkisinden birini söyleyebilirsiniz. Buradaki A2'ye dizinin ikinci terimi diyeceğiz. İkinci terim. Buradaki A3'e sevgili gençler üçüncü terim diyeceğiz. Üçüncü terim. Tabii buna da eninci terim demek yerine bu dizinin genel terimi diyeceğiz arkadaşlar. Tamam yani e, an diye bir dizim var bu dizinin en ince elemanı da an zaten ama biz ona en ince terim demeyeceğiz diye de bilirsin hiç sıkıntı yok yani bu kadar şekilci olmaya da gerek yok genel terim ismini kullanacağız genelde bu şekilde gösterilirse eğer bunlar a1 a2 a3 nokta 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 an terimlerinden oluşan diziyi biz o dizinin çıktılarını yani biz dediğim şey fonksiyondu. Demek ki fonksiyonun görüntü kümesini şu şekilde yazdığımız takdirde sevgili gençler biz bu diziyi daha bu şekilde ifade edebiliriz. Yani birinci terimini başa yazdık. ikinci terimini hemen sonrasına. Üçüncü terim 4, 5, 6, 7 derken eninci terim ve bu tabi sonsuza kadar da gidebilir. Sonuç olarak sonsuz tane doğal sayımız var. Pozitif doğal sayımız var sevgili arkadaşlarım. Dizinin birinci terimine ilk terim, eninci terimine de genel terim dendiğini de bilelim. Örneğin a eşittir 3n artı 1 bölü 5n dizisinin birinci terimini bulmak için n gördüğün yere aynı fonksiyonlarda yaptığın gibi. Aynı fonksiyonlarda ben sürekli böyle e, fonksiyonu diziden dışlamak istemiyorum. Çünkü zaten bu da bir fonksiyon. E, fonksiyonlardaki gibi tamam mı? Sonuçta bu da bir fonksiyon olduğu için. Burada sevgili gençler a 1'i nasıl bulursun? n gördüğün yere 1 yazarsın. Bu şekilde bulursun. Mesela birinci terim 4 bölü 5'miş. 2 yazarsan 7 bölü 10 buluyorsun. O halde genel terimi de en gördüğümüz üzere en yazarsak zaten buradakinin aynısı olacaktır. 3n artı 1 bölü 5n diyebiliriz. Bir fonksiyonun dizi olabilmesi için her n sayma sayısı için de tanımlı olması lazım. Şimdi tabi normal. Niye? Çünkü dizi bir fonksiyon. E, dizi bir fonksiyonsa yukarı doğru çıktım. Fonksiyonlarda ilk şartımız neydi? Yani şartlarımız neydi? Şöyle a ve b boş olmayan iki küme demiştik fonksiyonlarda. A kümesindeki her bir elemanı bakın A kümesindeki her bir elemanı B kümesindeki bir ve yalnız bir elemanla eşleştiren bağıntılara fonksiyon diyorduk. Yani A kümesinde yani tanım kümesinde açıkta eleman kalmayacak diyorduk. Buradaki bizim tanım kümemiz pozitif doğal sayılar değil mi? O zaman biz her bir pozitif doğal sayıyı yerine yazdığımız takdirde herhangi bir şekilde tanımsızlığa falan mahal vermememiz gerekiyor ki Artık bu da bir dizi ol, olsun. Yani dizi olsundan kastımız doğal sayı. E, pozitif doğal sayılar olan tanım kümesi hiçbir doğal sayı çıktı kalmayacaksa. Yani dizi olsundan kastımız fonksiyon olsun diyoruz aslına bakarsanız. Pekala. AN'e bakalım. N bölü 2N-11. BN 1 bölü 3 ve de eksi 1 üzeri N. Şimdi sevgili gençler. Burada. Burada. Bunu tanımsız yapan hiçbir n doğal sayısı yoktur. Pozitif doğal sayı yoktur. Hocam bu rasyonel fonksiyon payda sıfır gelemez miydi? Bir bakalım hadi bakalım 2n eksi -11 11'i sıfır yapan n değeri n eşittir 11 bölü 2'dir. Fakat bu 11 bölü 2 benim için pozitif bir doğal sayı olmadığından zaten tanım kümesinde yoktur. O halde ben zaten buraya 11 bölü 2 yazamam, e yazamadığım zaman içinde burayı sıfır yapan tek değer 11 bölü 2 idi. O halde sevgili gençler, bu bir reel sayı dizisidir. Sabit fonksiyon, yani mesela f(x) eşittir 1 bölü 3, e, bn eşittir 1 bölü 3 de sevgili gençler, o halde sabit dizidir. Bunları da göreceğiz birazdan. Şimdi sen burada ne gördüğün yere ne yazarsan yaz bunun karşılığı var 1 bölü 3. Demek ki ben her pozitif doğal sayı yerine yazabiliyorum ve tanımsız hiçbir şey elde edemiyorum. Burada burası tek indisli olanları yerine yazdığımız zaman sonuç eksi 1 çift indisli olanları yerine yazdığımız zaman da sonuç artı 1 çıkıyor. Yani herhangi bir tanımsız durumla karşı karşıya değiliz. O halde sevgili gençler bu da bir reel sayı dizisidir. Alttakilere baktığımız takdirde ise bakın burayı ben M için 4 yazamıyorum. Yazarsanız tanımsızla karşılaşırsınız. Tanımsızla karşılaşmanız demek bunun bir fonksiyon olmadığını gösteriyor. Fonksiyon değilse de zaten dizi değildir. Bu bir reel sayı dizisi olamaz. Alttakine bakıyorsunuz BN. Bakın burası N kare eksi 4. Ben burayı N eksi 2 çarpı N artı 2 biçiminde çarpanlarına ayırırsam. Burayı sıfır yapan değerler bir 2 bir de eksi 2. Şimdi eksi 2 zaten pozitif doğal sayı değil. Bunu zaten buraya yerine yazamıyorum. Fakat 2 pozitif bir doğal sayıdır sevgili gençler. Pozitif doğal sayı olduğu için ben bu 2'yi buraya yazamayacağım. Yazamadığım için de fonksiyon olmayacak. Fonksiyon değilse de dizi değildir zaten. N kare eksi 4 bakın. Ne gördüğünüz yere siz 1 yazamazsınız. Çünkü 1'in karesinden 4 çıkardığınız zaman kökün içerisi eksi 3 olur ve bu da bir reel sayı olmadığı için pozitif reel sayı dizisi Oluşmaz sevgili arkadaşlarım. Devam ediyorum 41. sayfamın sağ üst tarafıyla. Bu dizinin kaçıncı terimi 4'tür diye sorulmuş. Kaçıncı teriminden kastı ne? Yani diyor ki ben ne gördüğüm yere ne yazarsam kaçıncı terim? Bakın şuradaki bize dizinin sıralamasını veriyordu. Hangi sırada olduğunu veriyordu o terimin demek ki kaçıncı terimi 4'tür diyorsa ne gördüğüm yere ne yazarsam 4 gelir manasında bir soru sormuş. O halde ben direkt n artı 5 bölü 2 n eksi 11'i 4'e eşitleyeceğim. O halde buradan n artı 5 eşittir. Şununla şunu çarparsanız 8 n eksi 44 gelecektir. Ve 7 n buradan 49 olur arkadaşlarım. N de 7 olur. Demek ki 7. terim 4'müş. Yani a 7 eşittir 4'müş diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Geçiyorum bir diğer soruma. Kaç terimi pozitiftir diye sorulmuş. Gayet basit bir soru. Demek ki burada 12 eksi n bölü 5 n eksi 17'lerin pozitif olmasını istiyor ki biz zaten iki konu önce eşitsizleri, eşitsizlikleri gördük. Buranın kökü 12. Hocam buranın kökü de 17 bölü 5. Hangisi daha küçük? 17 bölü 5 daha küçük. 17 bölü 5'i ve 12'yi bu şekilde yazdık. Sayı doğrusunda gösterdik tablomuzu oluşturduk. Oluşturduktan sonra da eşitlik olmadığı için içlerini boş bıraktık. Daha sonrasında bakıyorsunuz n'nin katsayısı eksi, n'nin katsayısı artı. Eksi bölü artıdan eksiyle başladım. Artı ve eksi dedim. Sıfırdan büyük yerler istendiği için de ben bu aralığı boyadım güzel kardeşim. 17 bölü 5 demek 3 küsurat olan bir sayıdır. 3 küsür sayıdan büyük ne var? 4 var, 5 var, 6 var, nokta nokta nokta. Burada kaç var? 11 var. 12'yi alamıyoruz. Burada kaç terim varsa o kadar terim pozitiftir anlamına gelir bu. Bu da 11-4 eksi artı 1 yardımıyla bulunur. Yani cevabımız neymiş? 8 tane terimin pozitif olduğunu görebiliriz. Kaç terimi pozitiftir deyince ben bir kere lisede şey yapmıştım. 1 yazdım yerine 2'yi yazdım 3'ü yazdım 4'ü yazınca mesela burada. Tabii ki bu soruyu çözmedik de. Mesela 4'ü yazdım geldi aha dedim yakaladım. 5, 6, 7 sonra hoca geldi dedi ki o. İsmail ne yapıyor? Benim yani, hocam kaç terimi pozitiftir dediniz? Ben de bunu buluyor. Sonra hoca tahtada çözünce o çok mantıklı demiştim kendi kendime ve bir de asla unutmadım bunu. Şimdi ben de bunu anlattığım için sen de unutmayacaksın inşallah. Yani geç bir matematik hocası bile geçmişinde böyle hatalar yapabiliyor. ki böyle e, şey düşünmenize gerek yok. Ya hocam siz hocasınız, tabii ki yapacaksınız bunları falan demene gerek yok yani. Hani bizde Konuş olarak ben de böyle anamdan doğduğum zaman e, aman Allah'ım türevler, integraller falan diye doğmadım. Yani sonradan geliştirilebilen bir şey matematik. Emin olun Einstein de anasından doğduğunda e, izafiyet teorisini bulup da doğmadı. Emin olabilirsiniz. Geliştirilebilen bir şey bu matematik. Siz de geliştirin. Geliştirmeniz için burada çabalıyoruz. Şimdi kaç terimi tam sayıdır diye sorulmuş. Hmm, tam sayı deyince biraz daha farklı oldu soru sanki. Şöyle diyeceğiz. Bakın arkadaşlarım ben burayı 3n artı 3 Hocam artı 3 nereden geldi? Eksi 7 yazıyor burada görmüyor musun? Olsun sıkıntı yok bir de buraya eksi 10 yazacağım Eksi 7 gelecek Şu an soruyu değiştirmemiş oldum Sadece şeklini değiştirdim Neden bunu yaptığımı da şimdi göreceksin N artı 1 yazıyorum N artı 1'in aslında 3 katını ben yukarı monte ettim Neden? Çünkü bunu bu şekilde böleceğim Birazdan da bu şekilde böleceğim 3n artı 3'ü n artı 1'e bölerseniz 3 gelir. Bir de ne var yanımızda? Eksi 10 bölü n artı 1 var sevgili gençler. Ve bunun tam sayı olması isteniyor. Şimdi 3 zaten bir tam sayı. Tam sayıdan şu çıkınca bir tam sayı kalmış. Tam sayıdan ancak bir tam sayıyı çıkarabilirsen tam sayı bulursun. Ne kadar çok tam sayı dedik. Farkında mısınız? Peki. Demek ki buranın da bir tam sayı olması gerekiyor. 10 bölü n artı 1'i tam sayı yapan n artı 1'leri bir yazalım hadi sizle beraber. Burada onu tam bölen sayılar lazım. 1, 2, 5, 10. Tabi bir de negatifleri var. Eksi 1, eksi 2, eksi 5 ve eksi 10 var. Ne dedik? Bunlar n artı 1'ler. O zaman n'ler ne olur? n artı 1 yani 1 eklendiğinde 1 geliyorsa demek ki bu 0 olur. 1 eklendiğinde 2 geliyorsa demek ki bu 1 olur. Demek ki hep 1 eksiklerini kabul edeceğiz. 4, 9, eksi 2, eksi 3, eksi 6 ve eksi 11. Şimdi n'ler unutmayın ki pozitif doğal sayıdı her zaman. 0 olamaz. Eksi 2, eksi 3, eksi 6 ve eksi 11 olamaz. Demek ki sadece burada şu 3 terim. Yani indisleri bu 3 tanesi. 1, 4 ve 9 olan terimler tam sayı geliyormuş. O halde kaç tane terim tam sayıdır diyeceğiz. 3 terim tam sayıdır diyebiliriz. Çünkü ben ne gördüğüm yere sadece ama sadece 1'i, 4'ü ve 9'u yazdığım takdirde tam sayıya erişebiliyorum. Şimdi bu dizi çeşitleri diye de başlayabiliriz. Sen buraya bu şekilde bir başlık da atabilirsin ama gerek yok. Sabit dizi bildiğimiz sabit fonksiyon. n'e n ne olursa olsun sabit bir k reel sayısına eşit olan diziye biz sabit dizi diyoruz. Mesela a n eşittir 7 dizisinin her terimi birbirine eşit ve 7'dir. Yani a 1 de 7'dir. Dizinin ilk terimi de 7. İkinci terimi de 7. Üçüncü terimi de 7. Aynı sabit fonksiyon gibi yani fx eşittir Mesela 8 olmuş olsaydı F1 ne olurdu? 8 olurdu. F2 ne olurdu? 8 olurdu. F3 ne olurdu? Ya hocam o da 8 olurdu. Gibi sabit fonksiyon sabit diziyle aynı şeydir. Demiş ki bize sabit fonksiyonlardan şimdi hatırlamanızı rica ediyorum. Bunun bir sabit dizi olması için A kaç olmalıdır diyor. Böyle ifadelerde sabit dizi yakalamak istiyorsak 3'ün 1'e oranını A'nın 2'ye oranına eşitliyoruz. Yani 3 bölü 1 eşit a bölü 2 diyorduk hatırlarsanız. Bu bunun 2 katıysa bunun 2 katı olan 6 da a'ya eşittir diyeceğiz. a kaç olmalıdır? a'nın 6 olması gerekiyormuş. Hatta yerine de şu şekilde yazarsanız 3n artı 6 bölü n artı 2 tabii ki kaça eşit olacaktır? 3'e eşit olacaktır çünkü üstteki alttakinin 3 katıdır sevgili gençler. A n dizisinin sabit dizi olması için ha burada yine bunu söylemiştik zaten. Ee, yukarıdaki çözümün aynısını buraya da yazdık. Şimdi 124 değil 42. sayfamıza geçiyoruz kusura bakmayın. Dizilerin eşitliği aslında e, nasıl diyeyim zaten hali hazırda 9. sınıfta 10. sınıfta falan yaptığımız şeyler sadece ismi dizi olduğu için tekrardan burada bahsetmek gerekiyor. Dizilerin eşitliği derken şu. Ve ...her terimin katsayısı birbirine eşit olacak. Bu bir. Birinci terimi, mesela A diye bir dizi var, bir de B diye bir dizi var. A'nın birinci terimi B'nin birinci terimine eşit. A'nın ikinci terimi B'nin ikinci terimine eşit. Üçüncü terimler, dördüncü terimler, beşinci terimler, eninci terimler birbirine eşitse... ...artık diyoruz ki bu diziler birbirine eşittir. Mesela sevgili arkadaşlarım... ...AN dediğimiz dizi 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı nokta 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 N olarak verilmiş... Ve dediğimiz dizide kuralı n çarpı n artı 1 bölü 2 olarak verilmiş. E sen zaten bunun yani şuradaki toplamın n çarpı n artı 1 bölü 2 olduğunu biliyorsun. Dizinin kurallarının farklı verilmiş olması bu dizilerin illaki farklı olacağı anlamına gelmez. O halde arkadaşlar biz ne diyeceğiz? n çarpı n artı 1 bölü 2 ile n çarpı n artı 1 bölü 2 birbirine eşit olduğu için kuralları birbirine eşitse bütün terimleri birbirine eşittir ve an dizisiyle bn dizisi birbirine eşittir diyeceğiz. Evet. Aritmetik dizi. Şimdi şöyle bir durum e, söz konusu ki sınavlarımızda yani ÖSYM'nin hazırladığı sınavlarda YKS'de sevgili gençler dizilerle alakalı e, %90'dan fazla oranda e, ya aritmetik dizi ya da geometrik dizi soruları soruluyor. Aklınızda bulunsun. Bu yüzden bir önceki kısmı kısa tuttum. Çünkü zaten e, bayağı bir fonksiyona benziyor. Sanırım ÖSYM e, fonksiyona benzer bir konuyla alakalı bir soru sormak kısmını dizilere değil fonksiyonlara saklayıp buradan daha çok aritmetik ve geometrik dizi sorularına yer veriyor sevgili gençler benim düşüncem bu aritmetik dizi nedir adı da üstünde aritmetik bir görüntüye sahip olan dizi aritmetik görüntüden kastımız ne ardışık iki terim arasındaki fark aynı bir sabit sayıya eşit olan dizilere biz aritmetik dizi diyoruz yani sevgili gençler matematiksel olarak şunu söyleyebiliriz her ne pozitif doğal sayısı için bir sonraki terimden bir önceki terimi çıkardığınız zaman hep sabit bir D sayısına eşit olacak şekilde bir D reel sayısı varsa bu AN dizisine biz aritmetik dizi diyoruz. Yani dizinin, dizilerin iki terim arasındaki fark her terim için eşit olacak. Ben burada birinci terimin birinci terime eşit olduğunu biliyorum. O zaman ikinci terimi nasıl elde ederim? Tabii ki birinci terimin üzerine bir tane ortak fark eklerim. Burada ortak farka D. Az önceki D'yi ortak fark diyoruz sevgili gençler. A3'ü nasıl elde ederim? Tabii ki A2'ye bir tane D ekleyeceğim. Ama a 2 de zaten A1 artı D olduğu için buna bir tane daha ekler D eklerseniz A1 artı 2 D'yi bulacaksınız. O zaman A3'de yazayım a de yazayım ben size. A4 eşittir. O zaman A1 artı 3 D olmaz mı? Olur. O halde ben şunu söyleyebilir miyim arkadaşlar? Bakın İkinci terimde bir tane D ekledik. Üçüncü terimde iki tane D ekledik. Dördüncü terimde üç tane D ekledik. Yani dizinin indisinin, indisinin, indis dediğimiz şey de hocam de bir indis diyorsunuz. O ne diye sorarsan. Şuradaki o, o A'nın hemen sağ alt köşesindeki sayıya indis diyoruz. Dizinin indisinin bir eksiği kadar D ekliyoruz. O zaman A, n nedir? Tabii ki A1 artı N eksi bir tane D olacaktır diyebiliriz. Bakın dizinin indisinin bir eksiği kadar D'yi ekliyoruz. Nereye? A1'e. O halde bizim bu aritmetik dizimizin genel terimi işte sevgili gençler budur diyebiliriz. Pekala. Devam ediyorum. Şu sağ taraftakini herhangi bir P'ninci terim için yazmış ama bunlara gerek duymayacağız biz sorularımızı çözerken. Örnek olarak 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74 bu nokta 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 sonsuza kadar gidebilir hiç sıkıntı değil. Burada sevgili gençler bunun bir aritmetik dizi olduğunu söyleyebiliriz. Neden? Çünkü dizilerin her bir teriminin ardışık terimlerin arasındaki fark daima 3'tür. Yukarıdaki sayı dizisi 50'den başlayarak 3'er 3'er artan bir aritmetik dizidir. Bu aritmetik dizinin sevgili gençler ortak farkı 3'tür. Birinci teriminin de 50 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ben bunun genel terimini nasıl bulacağım? Şöyle bulabiliriz. Ben genel terime ne demiştim? A n e? sevgili arkadaşlar. İlk terim artı n eksi bir tane d demiştim. Şimdi a n eşittir. ilk terimimiz burada 50 artı n eksi bir. N'yi bilmiyoruz. Çarpı d de 3. Dağıtırsanız a n eşittir. Bakın 3 n. Bakın eksi 3 artı 50 de artı 47 yapar. İşte bizim dizimizin genel terimi budur diyebiliriz sevgili gençler. Bu kadar basit bir hesapla bulabiliyoruz genel terimi. Örneklerimize bakalım. Ortak farkının 4 olduğunu ve 25. teriminin de 128 olan aritmetik dizinin 8. terimi sorulmuş. Şimdi şöyle diyeceğim. Ben 8. terimin üzerine dikkatli dinleyin. 17 tane D eklersem 25. terimi elde edebilirim. Çünkü hep hani A8'e bir tane D eklersem A9'u bulurum. A9'a bir tane D eklersem A10'u bulurum. A10'a bir tane D eklersem A11'i bulurum. Hep bu şekilde D ekleye ekleye. Eğer 25. terime kadar gideceksem toplamda 17 tane D eklerim. Hocam onu nereden bulduk? Çünkü 8'den 25'e erişebilmek için 17 tane sayı lazım da orada. Tamam. O halde sevgili gençler. 8. terim soruluyordu. Bunu bilmiyoruz zaten. D'miz 4'tü. Dolayısıyla 17 kere 4 diyeceğim. Ve Eşittir 25. terimde kaçmış 128'miş. 4 kere 17'yi bulmamız lazım şimdi bizim ki burası 68 yapar. Bunu da karşıya gönderirseniz A8'in 60 olması gerektiğini tabii ki gönül rahatlığıyla elde edebiliriz. 42. sayfamızın sağ üst tarafındayız. Bir aritmetik dizide 18. terim 8 bakın yazalım 18. terim 8. 24. terim de A24 eşittir 32 olduğuna göre 4. terim sorulmuş. Şimdi bununla bunun arasındaki fark ne kadardır arkadaşlar? A24 ile A8 arasındaki fark tabii ki 6D kadardır. Çünkü aralarında 6 fark var. Aritmetik dizi olduğuna göre 6 tane D vardır aralarında. O halde ben 32'den 8'i çıkarırsam bu 6D'ye eşit olacaktır deriz. 32'den 8 çıkarsa 24 kalır ve 24 eşittir 6D ise D tabii ki burada kaçtır arkadaşlarım? 4'tür. Dördüncü terim sorulmuş. O halde şöyle diyelim. Ben arkadaşlar A18'den 14 tane D çıkarmayı başarabilirsem dördüncü terimi elde ederim. Niye? Çünkü 4. terimle 18. terim arasında da 14 tane D kadar fark vardır. Ben 18. terimin 8 olduğunu biliyorum. 8'den 14 kere D yani 14 kere 4 kaç yapar arkadaşlar? 56 yapar. 8'den 56'yı çıkarırsam A4'ü bulurum. 56'dan 8'i çıkarırsak 48 kalacaktı. Demek ki burası eksi 48 olacak ve... Dördüncü terimimizin de burada eksi 48 olması gerektiğini elde edebiliriz. Aritmetik dizinin özelliklerine bakalım şimdi de. Ne gibi özellikleri var? Gayet basit özellikleri. Bir de konu zaten şuradan size tanıdık geliyor olması gerekiyor. Hani bu mat 1'de yani TYT kısmında ardışık sayılar işlemiştik ya. Zaten konu buradan tanıdık gelecek bize. Bir aritmetik dizinin her terimi kendinden eşit uzaklıktaki iki terimin aritmetik ortalamasıdır deniliyor. Şimdi ben şuradaki dizi vardı bir tane. O diziyi sevgili arkadaşlarım şöyle şuradan söküp alalım isterseniz. Şöyle yapalım ve yukarı doğru taşıyalım bunu. Şuraya koyalım. Evet. Şimdi dikkatli bir şekilde dinleyelim. Şunu biraz da büyütebiliriz aslında bakarsanız. Bakın bir aritmetik dizinin her terimi kendinden eşit uzaklıktaki iki terimin aritmetik ortalamasıdır. Mesela ben burada sevgili arkadaşlar 62'yi seçtim. Tamam? 62'nin İki yan tarafında, sağ tarafında 68 ve iki sol tarafında 56 var. Diyor ki eğer 56 ile 68'i toplayıp 2'ye bölecek olursan 62'yi elde edersin. Gerçekten öyle mi? Bununla bunu toplarsanız sevgili gençler 124'ü bulursunuz. 2'ye bölerseniz 62 gelecektir. Demek ki doğru. Veya 3 sağ tarafında 71 ve 3 sol tarafında 53 var. Bu ikisini toplarsanız da 124'ü. Şu ikisini toplarsanız da 124 yani 62'nin iki katını bulursunuz. Bu herhangi bir terim için geçerlidir. Yani sen burada 62'yi değil 62'yi değil gittim mesela 65'i seçtin. 65'in iki sağ tarafında 71 var. 65'in iki sağ tarafında 59 var. Bunların toplamının ikiye bölümü ki 130 yapar. 130'u 2'ye bölersen de 65 buluruz. Bu her terim için geçerlidir. Güzel de bir özelliktir. Şimdi bu özellik anlaşıldığına göre burayı sildim. Şuraya tekrardan şunu yapıştıralım ve büyütelim. Diyor ki bize sonlu bir dizide baştan ve sondan eşit uzaklıkta bulunan terimlerin toplamları birbirine eşittir deniliyor. Şimdi burada bakalım kaç tane terim var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane terim var. Çok güzel. Bakın 50 ile 74'ü toplayın arkadaşlar. 124. 53 ile 71'i toplayın. 124. 56 ile 68'in toplamı 124. 59 da 65'in toplamı 124 ve dikkat ettiyseniz 62'nin iki katı da 124'tür. Demek ki sevgili gençler bu kuralımız bu işe yarıyor dedik. Bir aritmetik dizinin ilk n terimi toplamı Sn ile gösterilirse artık şurayı silebilirim. Bakınız bir aritmetik dizinin ilk n teriminin toplamı ne ile gösteriliyordu Sn ile eşittir. Şimdi bu n bölü 2 parantezinde a1 artı an nedir? Bakın ilk n terim dediğine göre bu dizide n tane terim vardır. Terim sayısı bölü 2 çarpı ilk terim artı son terim. Bu formül bize bir yerden tanıdık geliyor ya. Ne yapıyorduk? Terim sayısını buluyorduk. Terim sayısı bölü 2 çarpı son terim artı ilk terim diyorduk. Hatırladınız mı? E, ardışık sayılarda. Ardışık sayıların toplamlarının formüllerinde. Bu, dizi, bu formül zaten o formül. Yani herhangi bir şekilde bir şeyimiz yok. Bu formül o formül. Yani ekstra bir formül değil. Tamam Burada yine formülü vermiş dileyen bunu kullanabilir ama ben şunu zaten yeterli buluyorum. Bunu öğrenseniz yeter. Mat 1 aynı zaten. Ve bir aritmetik dizide sevgili gençler. Eğer sen şunun formülünü biliyorsan, eğer bunun formülünü biliyorsan <laughs> ki sana zaten sorunun içerisinde sana diyecek ki ee, an bir aritmetik dizi olmak üzere an e, dizisinin ilk n teriminin toplamı sn olmak üzere mesela diyecek ki sn eşittir 2n kare artı 5 formülüyle elde edilir diyecek daha sonra sonrasında diyecek ki işte şu terimi bul Şimdi ben herhangi bir terimi arıyorsam tabii ki sn'den sn eksi 1'i çıkarırım mesela dördüncü terim kaçtır diye sorulmuş diyelim dördüncü terim Nedir diye sorulmuş. Sen S4'ten S3'ü çıkaracaksın. Niye? Çünkü S4 dediğimiz şey şu: a1 artı a2 artı a3 artı a 4tür arkadaşlar. S3 de a1 artı a2 artı a3'dür. E şimdi sen şundan şunu çıkaracak olursan. bak buraya S4 eksi S3 eşittir. Yani bu, gitti, bu gitti, bu gitti, bu gitti, bu gitti, bu gitti, bu gitti geriye sadece a4 kaldı. Bak dördüncü terimi elde edebilmek için S4'ten S3'ü çıkardım diyeceksin. Anlaştık mı? Birazdan önlüklerinde e, burada bile görmezsek, nerede göreceğiz ki? Bak burada var zaten. Diziler, e, konu tekrarı sorularında çalışma sorularında zaten göreceğiz. Şimdi mantık yürüterek sorularımıza bir bakalım. Eksi 6 ve 29 sayıları arasına 6 tane terim yerleştirilerek oluşturulan aritmetik dizinin ortak farkı soruluyor sevgili gençler. Bize D soruluyor. Bakın bir eksi 6'mız var. Bir de 29'umuz var. Ben bu eksi 6 ile 29'un arasına 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane daha terim yerleştiriyorum. Ve artık bu A1, bura 6, 7, 8 bu da A8 olacaktır değil mi? Bu dizinin ortak farkı soruluyor. E şimdi ben 29'dan arkadaşlarım eksi 6'yı çıkarırsam ve bunu 8. terimle 1. terim arasında kaç fark vardır? 7 fark vardır doğru mu? eşittir d diyebilir miyim? Ya da daha basit bir anlamda a8'den a1'i çıkarırsam bu 7d'ye eşit olacaktır da diyebiliriz. 29'dan 6-6'yı çıkarırsanız 35 gelecektir ve 35 7 de ise D kaçtır arkadaşlar? Tabii ki 5'tir. Bu da sorumuzun cevabıdır zaten. Bize ortak fark sorulmuştu. Yani bazen anlamıyorum. Bazen cidden anlamıyorum. Ee, derslerde falan derslerde Böyle konu anlatımlı kitaplar üzerinden falan gidilirken veya konu anlatımlı fasiküller üzerinden gidilirken faskülde yazar, kitapta yazar eyvallah. Bunun için bir formül verilmiştir mesela. Ama bazen hocalarımız o formülü öğrencilere gösterir. Öğrencinin kafası o kadar çok karışır ki. O kadar çok karışır ki. Yani gerek yok böyle formüllere. Mantığını kullanarak zaten halledebiliyorsun. Bildiğimiz TYT konusu ya Ki TYT'de bile bir sürü formüle var ama o formüllere gerek yok. Mantığını kullanma işidir matematik zaten. Yani şöyle. Matematik dediğimiz şey zaten mantık kullanma dersidir. Ama biz o mantık kullanma dersini bile formül vererek ezber dersi haline getirmeye çalışıyoruz. Böyle şeyler bana göre yanlış ama tabii yine sizin takdiriniz. Ben böyle düşünüyorum. Bir, diğer örneğimize bakalım. Bir aritmetik dizinin ilk n terimin toplamı budur denilmiş. Tamam. 8. terim soruluyor. E ne demiştik? S8'den S7'yi çıkarırsam 8. terimi bulurum. Bunu nerede anlattım? Bak burada anlattım. Mesela burası değil özür diliyorum. Şurada anlattım. Nerede anlatmışım ya? Ha burada. Mesela dördüncü terimi sorduğu takdirde S4 yani birinci terimden dördüncü terime kadar olan toplam. S3 yani birinci terimden üçüncü terime kadar olan toplam. Ben üsttekinden alttakini çıkarırsam bu 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 gidiyordu. Geriye sadece A4 kalıyordu. Demek ki S4-S3 A4'ü veriyordu. O zaman A8'i elde edebilmek için de S8'den S7'yi çıkaracağım. Peki S8 nedir? Bak şurada yerine yazarsın. 2 çarpı 8'in karesi artı 15 kere 8'den. 2 çarpı 7'nin karesi artı 15 kere 7'yi çıkaracağız. Şimdi dikkatli bir şekilde düşünelim. Bir şurası var. Bir de şurası. Bir şu var. Bir de bu var. Şimdi tabii şöyle çıkarıyoruz bunları. Arkadaşlar 15 tane 8'den pardon 8 tane 15'ten 7 tane 15'i çıkarırsanız bir tane 15 kalacaktır. Ve 2 parantezinde şurada da 8'in karesi eksi 7'in karesi derseniz 64'ten 49'u çıkardığınız takdirde 15 kalır. 2 kere 15'te 30 yapacaktır. İkisinin toplamı da 45'tir. Demek ki 8. terimimiz neymiş bizim? 48 değil 45 olacakmış diyebiliriz. Umarım doğru hesaplamışım. Bir diğer örneğimizde ise bir aritmetik dizide. İlk terim 1 bölü 2. Yani birinci terim A1. 1 bölü 2'ymiş arkadaşlar. Ve ilk 20 terimin toplamı ile ilk 12 terimin toplamı arasındaki fark da 250'ymiş 252 olduğuna göre bu dizinin ortak farkı nedir diye sorulmuş. Şimdi biz birinci terimi biliyoruz, onu şöyle sileyim bir. Şöyle ki a1, işte a2, a3 nokta 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 a11, a12, a13 nokta 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 a19 ve a a1. 20. Arkadaşlarım bunların toplamı tamam şöyle gösterelim. Nizami yazalım. Bunların toplamı ben buna A dersem mesela A1 A2 A3 artı nokta 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 A11 artı A12 buna da B dersek yukarıdakinden aşağıdakinin farkı neymiş sevgili gençler? 252 ymiş Şimdi Değerli arkadaşlarım. Ben bundan bunu çıkarırsam şuradaki kısmın tamamı gitmiş olmayacak mı? Şurası. Tamamı gidecek. Peki demek ki şu kısmın toplamı 252'ymiş. Biz bunu elde edebiliriz buradan. Yazıyorum bakın. A13, A14, A15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Bunların toplamı neymiş gençler? 252'ymiş. Buraya kadar herkes anlamıştır diye umuyorum. Pekala. Daha sonrasında şöyle diyelim. Dikkatli dinleyin. Ben burada A13 ile A20'nin toplamının eşit olduğunu, A14 ile A19'un, A15 ile 18'in ve A16 ile A17'nin toplamının birbirine eşit olduğunu biliyorum. Peki bunlar birbirine eşit. Burada bir sıkıntımız yok. Peki ben burada bir şeyler elde edebilir miyim? Şunu elde edebiliriz arkadaşlar. Ben bunların her birinin ama her birinin toplamına x dersem toplamda bakın burada bir tane x var. Burada bir tane, burada bir tane, burada bir tane. 4x eşittir 252 diyebiliriz o halde. Peki x nedir? 25'in içerisinde 4 6 defa, 12'nin içerisinde 3 defa. Yani bu ikisinin toplamı 63'müş. 14. ve 19. terim 15.te 18. terim 16 ile 17. terimin toplamları her biri de 63'müş diyebiliriz. Bu cepte bununla bir sıkıntımız yok. Peki mesela şunu bulduk ya A13 ile A20'nin toplamının tabi tabii ki ben artık 63 olduğunu biliyorum. Peki ben bu A13'ü A1 artı 12 D biçiminde A20'yi de A1 artı 19 D biçiminde yazamaz mıyım? Vallahi yazarım mis gibi de olur. Eşittir 63 dedim. Dikkat ederseniz Burada bir A1, burada bir A1 var ve A1'in ben 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. 1 bölü 2, 1 bölü 2 daha 1 yapar. O 1'i de karşıya fırlatırsanız burada 62 kalır. Yani 12D ile 19D'nin toplamı olan 32D eşittir 62'ymiş. 32 değil mi? Yok 31 arkadaşlar orası. 31D eşittir 62 ise D kaçtır tabii ki? Hocam D 2'dir. Bize neyi sormuş? Ortak fark. Hep bulmuşuz cevabı. Anlaştık mı gençler? Bu şekilde çözdük sorumuzu. Ve geometrik dizi. tahmin ettiğiniz üzere bir diğer videomuza geçiş yapacağız. Part 2'ye geçeceğiz arkadaşlar. Aritmetik diziyle ile alakalı soruları çözmeye başlayabilirsiniz. Sıkıntı, stres yapmadan sadece mantığınızı kullanarak çözün. Neleri bilmeniz gerekiyor? Dizinin arasındaki ortak fark ile terimleri arasındaki bağıntıyı bilmeniz soruları çözmeniz için yeterli de artar. Herhangi böyle ağım şahım formüller ezberlemenize ne demiştik? Gerek yok. Geometrik dizide görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.